Tribünün Sesinden herkese yeniden merhaba. Son Nokta Gazetesi Genel Müdürümüz Sayın Selim Şener'le Yeni Şafak Gazetesi Trabzon temsilcisi Sayın Ali Kemal Yazıcı ile birlikte yeniden karşınızdayız. Yarın çok önemli bir maçımız var. Trabzonspor Fenerbahçe zirveye yakından ilgilendiren maç. Aslında şu notu da vermek gerekiyor. Milli maç sonrasında Galatasaray'la oynamıştık. 2-2 bitmişti. Yine bir milli maç sonrası Fenerbahçe rakip ve zirveye yakından ilgilendiren bir maç. Bunu tartışacağız. Trabzonspor nasıl kazanır? Kadroda sürpriz var mı? Bunları konuşacağız. İki değerli konuğumuzla birlikte. Öncelikle Ali Kemal abiye verelim. Ali Kemal abi, nasıl bir maç bizi bekliyor Fenerbahçe maçında? Şimdi öncelikle milli aradan sonraki süreçte Hamsi'nin hala belirsizliğini koruyor. Her ne kadar oynayıp oynayamayacağı konusunda bir kesin ifade yoksa da. Şimdi Trabzonspor milli takımlara giden oyuncularla birlikte 3 gündür bir arada. Yani bu süreçten sonra şimdi 3 günde tabii Fenerbahçe için de geçerli, Beşiktaş için de geçerli, Galatasaray için de geçerli. Ki akşam Fenerbahçe'den sonra Başakşehir'in Beşiktaş'ı yenmesi zirveyi farklı bir hale soktu. Evet. Şimdi bu anlamda Trabzonspor için önemli bir maç. Trabzonspor'un dün Sayın Ahmet Ağoğlu'nun da söylediği gibi taraftarla takımın bütünleşmesi gereken en önemli maçlardan biri. Yani taraftar gruplarını Doğu türbünde toplanacak, artık grupların ayrı ayrı oturması yok. Onların yaratacağı sinerjiyle diğer türbünde yer alan tarafların onlara uyarak takımı desteklenmesi. Trabzonspor hücum anlayışında sıkıntı yaşayacağı bir maç oynamayacak. Yani Fenerbahçe'nin isim olarak baktığımız zaman Fenerbahçe lider ama yenilmeyecek bir takım yok ki. Trabzonspor daha mağlup gidiyor. 20-21 maçtır yenilmemiş. Fenerbahçe'nin mağlubiyeti olmasına rağmen Trabzonspor berabere kaldığı maçlarla geride kaldı. Bu nedenle Trabzonspor için bana göre 9 puanlık bir maç olacak. Sadece 3 puan kazanmayacak Trabzonspor. Güven tazelenecek. Bunun yanı sıra futbolcunun özgüveni artacak. Zirve için taraftarına umut verecek. Yani sadece sahada oynanan oyunla ilintili bir maç olmayacak bu maç. Aynı zamanda camianın birlik ve bütünlüğünü, dirliğini yeniden inşa etme adına da önemli bir karşılaşma olacak. Evet, siz nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bence şimdi kardeşim doğru söyledi. Trabzonspor'un her dönem Fenerbahçe'ye karşı maçları çok önem arz eder etmiştir. Yani Beşiktaş Galatasaray maçları öyledir ama yani Fenerbahçe'ye Trabzonspor'un burada yenmesi demek yarı şampiyon olması demektir. Bu bizim mantık anlayışımız. Çünkü hatta şöyle de bir durum var. Her dönem sezona başlarken tabii her takım şampiyon umuduyla başlıyor. Bunlar Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray değil mi? Evet. Şimdi gelinen noktada Trabzonspor takımı evet doğru diyor. Takım birlikleri daha çok kent edecek. Kardeşim doğru diyor. Mesela Trabzonspor kulübü bu maçı eğer galip bitirirse belki de aylarca ileride bir maç konuşulacak. Ve ondan sonra diğer rakiplere vermiş olduğun gözdağı da var iş içinde. Yani kazanmak çok önemli bir olgu ama kazanmak isterken de bu hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Yine oynanacak. Bakacağız. O gün kim daha fazla, yarın kim daha fazla arzu etmişse, kim daha sakin oynamışsa, kim daha mesela yerli yerinde yani futbolun gerektiği şekil içerisinde yani pas atası yüzdelerin yüzdesini hesap ederek yani iki takım içinde bu maç yani dananın kuyruğu koçak diye bir şey yok. Bir taktik savaşı açısından tabii geçerim. Ki, tabii, yani bu takım, tabii ki şimdi bu maçlarda mesela futbolcuların Trabzonspor maçına bakıldığı zaman Fenerbahçe maçının önemi çok daha büyük. Şimdidir büyük takımlar birbirine oynarken bu maçın galibi kazanan maçlarıcı yoktur. Çünkü çok dönem maçları vardır. Yani ne demek istedim? 2-0 mağlupken Trabzonspor'un artık alışkındır. 2-0'da maçı çevirebiliyor. Yani, Galatasaray maçı örneği var. Galatasaray maçı örneği de var. Yani futbolda her şey var. Artık eski gibi futbol daha hızlı oynanıyor. Futbol daha hızlı düşünüp daha hızlı takımların da durumları hep böyle yani. Yani şu ligde her takım birbirini yener. Her takımda bir takıma yenilir. İşte demin dediğiniz gibi Başakşehir, Beşiktaş örneği. Evet. Yani bu maç hakikaten Trabzonspor camiası için çok önemli maç. Çünkü bizim handikaplarımız var. Çünkü bizim federasyon tarafından bize bakış açıları farklı. Ama Trabzonspor her zaman gönüllerin takımıdır. Yani Anadolu'nun takımıdır. Bizim sıkıntılarımız olduğu kadar da Fenerbahçe'nin sıkıntıları var. İşte bu maçta işte çıkılacak, oynanacak. Bence yani kağıt üzerine baktığınız zaman Trabzonspor kulübünün futbol takımının oyuncu grubuyla Fenerbahçe'yi yemeyecek diye bir kaydı yok. Çünkü yaş ortalaması baktığınız zaman onlardan aşağı değiliz.
Yani ama kalite olarak da sanki bir tık daha üzerinde gibi bir tık duruyor. Daha üzerindeyiz ama biliyorsun bu tür maçların derin maçların sonuçları galibi ki maç başlamadan bitmeden belli olmuyor. Peki biraz önce işte söylediğimiz geçmiş sezonlara bakıldığı zaman derin maçlar şampiyonluğun kilit rolü oynayan bir pozisyondaydı. Yine bu dönemde aynı şekilde düşünebilir miyiz bunu size göre? Şimdi burada zaten psikolojik bir savaş mı olacak burada? Galatasaray'da 2-2 berabere kalındı. Trabzonspor'un yenilmezlik serisi devam etti. Fenerbahçe bir mağlubiyet almasına rağmen Trabzonspor'un bir puan önünde. Şimdi Trabzonspor Galatasaray maçında berabere kaldı. Yani mağlup olsa 3 puan kaybedecek. Evet. Ama ondan sonra Trabzonspor Alanya ve Konya maçlarına 4 puan kaybetti. Şimdi bu maçları kazandığınız zaman diğer takımlarla oynadığınız maçlarda puan kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü oralarda kaybettiğiniz puanla Sayın Şener bunları daha iyi bilir. Profesyonelce o sahanın içinde kalmış. O tür maçları kaybettiğin puan kara delikte kaybolup gider. Sana dönmeyecek o puan. Ama şimdi mesela akşam Beşiktaş'ın mağlup olması. 2 hafta sonra Beşiktaş'la oynayacak Trabzonspor. Evet. Akşam Başakşehir'e kaybetmiş olması senin Beşiktaş maçına daha avantajlı getirecek. Onun için yani şimdi Trabzonspor Fenerbahçe'yi yarın yendi. Yarın yenmesi çok önemli değil. Ondan sonra Göztepe'ye kaybetmeyecek. Evet. Bunlar zincirleme devam eder süreç. Ya bir halka gibi diyorsun. Tabii ki yani bunları bir seri işte. Onun için bundan sonraki maçlar çok önemli. Yani Karagümrük'te oynayacaksın, Antalya ile oynayacaksın. Bunlar önemli. Yani yarına Trabzonspor bana göre saha içinden çok, saha dışında çok daha fazla işi var. Şimdi oyunu agresif oynatmaya çalışan, saha kenarında agresif olan bir teknik direktöre sahip Fenerbahçe. Her an oyun içinde takımı alevlendirebilen, farklı işlere yönelen türbünde de çok sakin olması gerekiyor. Tahrik olmaması gerekiyor. Çünkü Trabzonspor her halükarda sakin olup sadece takım profili içinde takımını destekleyecek taraftar kitlesi Fenerbahçe'yi yener. Ama profesyonellere alet olmaması ya taraftar da bir sınav verecek. Tabii ki taraftar ilk defa bulmuştu. Evet yani. Yani Anlaker'den sonra bir araya ki. Risk mi bu size göre? Ya risk değil aslında. Çünkü aynı takımı tutan, aynı renktaş insanların bir arada olduğu bir topluluk. Şimdi eskiden neydi? Bir arada olunduğu zaman. Yani Ali Kemal Denizci oynarken Ali Kemal Denizci'ye biri küfretti mi türbünden farozlar binerdi onu. Şimdi rahmetli Cemil abiye biri bir şey dediği zaman Arapil boylar binerdi onu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi o geniş yelpaze içinde taraftar tepki vermeden ki özellikle futbolcusuna karşı bu kim olursa olsun. Hangi oyuncu olursa olsun. Ya son düdüğe kadar tabii hiçbirine tepki vermeden o maçı tamamlaması lazım. Allah vermesin. Oradaki yaşanacak en nahoş bir hareket altından kalkamayacak tahribatları getirir. Evet. Onun için o bütünlüğün içinde taraftar da takım bütünlüğü içinde türbündeki yerini almalı. O yaratacak. Başta da belirttiğim gibi o taraftar grubunu artık bunu ben şu grup bu grup diye değil. Bu haftayla birlikte artık Trabzonspor tek bir vücut olduğuna göre o topluluğu o bütün Sidat'ta hepsi taraftar. Ama doğu türbündeki o topluluğu takımın sinerjisini, enerjisini ayakta tutması gerekiyor. Diğer türbünleri ona göre hareketlendirip takıma destek verilmesi gerekiyor. Yani oynayamayan futbolcuyu bile o türbün oynatmalı. Evet. Yani o nedenle şimdi Beşiktaş taraftarının bu zamana kadarki duruşu oydu. Özellikle Fenerbahçe'nin geriye düştüğü maçlarda takımın ateşlediği noktalarda. Abi biz değil bekliyoruz. Bizim öyle bir yapımız var. Bu benim için de geçerli. Kendimi soyutlamıyorum. Bu hepimiz için geçerli. Beni takım coştursun. Yok arkadaş, o takımı ben coşturmalıyım taraftar olarak. Yani taraftar olan bırakacak maçı. Pozisyonu yorumlamayacak. Geri pasıymış, yanlış hataymış, homurdanmayacak. Maçın başlama düdüğüyle, bitiş düdüğüyle ondan sonra bir aradayız zaten. Onun değerlendirmesini yaparız. Onun için yarın takım zaten biliniyor. İyi bir takımımız var. Sınava girmiyor. Yarın taraftar da sınava giriyor. Evet. Çünkü herkesin gözü kulağı o türbünde olacak. O türbünde evet. Olacak. Yani evet. Beklenecek, kullanacak, herhangi bir şey mi olacak? Yani bu nedenle ki şehrin dışında bir Sidat'la oynuyorsun. İlk kez öyle bir taraftar grubu evet. Bir araya topladı. Tarihte ilk. Ya tabii ki yani bu baktığın zaman Akyaz, Angaker'de oynadığı zaman çıktı mı Sidat'la herkes mahallesine gidiyordu. Şimdi öyle değil. İstanbul'dan çok gelen insanlar var. Buradaki grupların içerisinde yer alan insanlar bir araya artık gelecek. Yani herkes sağduyu içerisinde yarın akşam sadece ve sadece. Hiçbir tam hakemin ıslıkla baskı altına alacaksın.
Rakibi mi ıslıkla bastırsın alacaksın? Kendi takımına top geçtiği zaman nasıl coşturacaksın? Ki senin futbolcu topluluğunda Vakeme başta olmak üzere 6-7 tane coşkuyla oynayan futbolcum var. Tribünün yarattığı coşkuyla oynayan futbol. Bakasetas buna dahil, efendim Edgar'ı buna dahil, Perez'i buna dahil, Canini'si buna dahil. Yani bunlar taraftarın yarattığı coşkuyla 2 tık, 3 tık daha üstü zorlayarak oynayan futbolcular. O nedenle yarın akşamki maç bana göre takımın atacağı gol ama takım o kadar golü attıracak taraftar topluluğu. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Tek ses olur mu maraton tribünde? Ya artık böyle olması lazım. Yani şimdi Trabzonspor taraftarı hakikaten Türk futbolunda o da ayrı bir figür, ayrı bir renktir yani. Her takım taraftarı var ama Trabzonspor taraftarı farklıdır. Şimdi Ali Kemal dediği gibi evet, bir taraftar mesela diyelim ki iki takımda defans anlayışı içinde maç başladı. Ama dediği gibi bir Canini'nin veyahut da bir Makayemen'in veya birinin bir hızlı atağı rakip kaleşinde tehlikeye atmışsa bu taraftarın bağırma coşkusu işte en çok kendi futbolcusunu daha çok adapte ediyor. Bir de rakip takımdaki futbolcunun üzerinde ister istemez bir baskı oluşuyor. Yani taraftar tabii ki dediği gibi bir sinema çıkıyorlar. Artık bu liglerde bundan sonra yok sahaya girmek. Ya şu bunlar artık hoş işler değil. Yani Trabzon yakışında işler değil yani. Oysa bizler tabii ki taraftarda bir takım sayı 11 çıkıyorsa 12. taraftar. Taraflısı takım olmaz. Takımsız da taraftar olmaz. Yani ikisi birbirini tamamlayıcı bir etken. Yani gerekli şekilde, gerekli tezahürat, gerekli yani dediği gibi dış o olaylardan kaçınmak, mesela sahaya atlamak, efendim işte şunu yapmak, bunu yapmak, bunlar maçı durdurmak, bunlar Trabzonspor için etrafta hoş olan işler değil. Bu hakemi de etkiler. Yani hakem o anda yapacağı bir şey yok tabii. Onun sağ güvenlik gelecek, güvenlik işte ayrıca falan ama sonra maç gidişatı içerisinde hakem bakacak ya nereye gittik, ne yapıyor işte bu koca yıllardan beri bu iş böyle devam ediyor anlamında onu da etkiler. Yani o da bir insandır. Yani nasıl konuşayım? Gerçek oynanan futbol müsabakası içerisinde bir hakemin bu işte etkilenmemesi lazım. Çünkü o da eğitimi alıyor ama onun dünyasını bilemezsin. Yani orada yani bu şekilde olayların oraya yansıması sonucunda Trabzonspor'a camiye zarar verir. Evet. İsterseniz şöyle yapalım. Bu Trabzonspor'un yarınki muhtemel 11'ini bir isterseniz izleyicilerimize paylaşalım. Abdullah Avcı'nın yarın sahaya süreci 11 ile alakalı. Aslında kadro ile alakalı bir konuşmamızı yapalım. Asıl önemli olan bu. Yarınki mücadeleye Uğurcan, Perez, Edgar, Hugo, Densford, Berat, Suopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Vakayeme, Cornelius 11 ile çıkmaya düşünüyor Abdullah Avcı. Siz bu kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce doğru bir kadro mu? Şimdi Densviz dediğimiz zaman ben de İsmail Köybaşı ile Densviz arasında gidip geliyorum. Yani oradaki, buradaki en önemli halka şu. Ha, bu arada bir parantez içinde bir şey söyleyeyim, oradan devam edelim. Şimdi milli takımda sakatlandığı zaman Hamsik o akşam kendisiyle görüşüldü. Bu Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven. Oradaki doktorlar da görüşüldü, milli takım doktoruyla. Hamsik'in nasıl ayağında ne hissettiği, nasıl bir gelişme oldu da dışarı çıktığı anlatıldı. Tedavisi o zaman başladı. Hemen müdahale edildi. Tabii hemen müdahale edildi. Evet, buraya gelip MR'ı çekildikten sonra doğru tedavi olduğu ortaya çıktı. Yani burada hakkını teslim edelim. Evet, Sağlık Kurulu işgüdüşler. Sağlık Kurulu Başkanı Kibar Yaşar Güven ve doktorların o telkinleriyle birlikte başlatılan o tedavi doğru. Şimdi buraya gelip MR'ı çekildikten sonra evet tamam doğru uygulama. Şimdi bu Hamsik için bir avantaj. Şimdi bugünkü antrenmanda da yine bir deneme olacak bilgisi aldım. Ha, yarına oynar oynamaz kadroda yer alır onu artık yarın maç öncesi verecek. Burada, bir sürpriz olabilir mi size göre? Olabilir. Güzel. Yani, güzel çünkü şimdi milli takımda da ayağında o ağrıyı hissetmesine rağmen milli takımın bana ihtiyacı var deyip oynayan bir oyuncu. E şimdi Trabzonspor'da da bakıyorsun. Bu zamana kadar hiç oyundan çıkmamış bir oyuncu. Evet. Niye? Oyunun içinde kalmayı seven, oynamayı seven bir oyuncu. Ve de ayniyat duyguları yüksek. Takımına bağlı bir oyuncu yani. Takımı da ateşliyor zaten. Bir abilik rolünde. Takımın lideri. Evet. Yani bugün Abdullah Avcı onu en yorulduğu maçlarda bile dışarı almıyorsa ki o sahanın içinde o koordinasyonu sağlamak için. Şimdi burada en önemlisi Berat'ın önünde Bakasetas'ı biliyoruz. Bakasetas'ın yanında kim oynayacak?
Bana göre en önemli. Şimdi ondan, ondan şimdi şey, Hamsi olay şu. Tabii bu bir varsayımdır. Mesela bizim zamanlarımızda da rakip takımın skoru oyuncuları bazen hocalar bunu takım beyine olarak yani direkt Sagat'ı oynatmayacağım. Bu bir iki hocanın savaşı diyelim. Taktik savaşı. Dediği gibi bakarsın yarın ilk 11'de sahaya çıkabilir. Eğer Hamsik kadrodaysa anla ki ikinci devre ihtiyaç duyduğu anda o zaman da şu kural vardır. Hoca Suat salık kuruna. Sağlam mı? Sakat mı? Sağlamsa kadroyu alır, sakatsa kadroyu almaz. Kural budur. Ama bazen bu tür maçlarda alır yanında maçın gidişatına göre oyuncuya sorar. Hazır mısın? Hazır mısın? Yani aslında kulübede de tutsa rakibi bir korksalar. Tabii burada, burada en önemli konu yani bir maç yüzünden bu futbolcunun işte 3-5 maç, 10 maç geri atılmaması için yani bir maç için o risk edilmemesi için bunda burada incesi dokunuyor yani. Bravo. Şimdi, asas konu o işte. Konu orada. Yani ben bu maçta çıkarsana görürüm ama maç yoktur. O zaman takım zarar edecek. Evet. Bir de şu var yani dediğin gibi 7 günlük bir tedavi içerisinde. Bu darbeden olan bir hareket de değil. Bu bir kasık. Kornere atmaya giderken işte olabilir. Futbolda belki ısınmadan belki başlamış şu artık daha, hadi onu daha bilemez. Önceden de bir hafif sıkıntı vardı ama işte yani oynamak istedi. Bunu derken tabii ki Hamsik bu takımın çok önemli bir figürü. Yani en azından atar damarından bir tanesi. Tabii ki yokluğu rakip takıma biraz avantaj, Trabzonspor'a dezavantajdır. Yani böyle futbolcuyu yani bu süreci oynayan futbolcuyu, kendi kumaşındaki futbolcunun oynaması bizim için bir dezavantajdır. Ama bu da demek değildir ki artık Trabzonspor'da öyle veya böyle her futbolcunun yerine bir alternatif olduğuna göre ben sadece şey olarak Abdülkadir Ömür'ün oynayıp oynamayacağını noktasında şunu hep düşündüm, taşınıyoruz ki. Diyorum ki tabii Abdülkadir Ömür de bir sezon başından bu yana bazı sakatlıktan ötürü sıkıntılar geçirdi. Sıkıntılı bir süreç yaşadı. Değil mi? Evet. Şimdi diyoruz ki bir de o sahaya bir atladı işte şu bu oldu. Orada bunalıma girdi. Şimdi kendini toparladı artık daha iyi gidiyor. Ben diyorum ki eğer Abdülkadir Ömür banko gömürde oynarsa hoca burada doğru karar vermiş şu anlamda. Bir konu var ama. Abdülkadir Ömür artık taraftar benden, takım benden, hoca benden çok şey bekliyor ama düşüncesine bağlanıp da kendini eğer bu düşüncenin ayıramazsa yani sakin oynayamazsa o zaman kaybederiz. Peki şimdi Ali Kemal abi aslında sözü yarım kaldı. Bakasites'in yanına Abdülkadir Ömür'ü mü söyleyecektiniz? Şimdi, bak şu bir gerçek artık bunu Abdullah abi de kabul edecek, herkes kabul edecek. Abdülkadir Ömür orta saha oyuncusudur. Bitti. Şimdi Abdülkadir 10 numara pozisyonundan. Evet. 10 numara pozisyonu. Evet. Abdülkadir Ömür. Ya şunu Abdullah abi Abdülkadir Ömür'ün profesyonel takımdaki grafiğine baktığı zaman, background'una baktığı zaman şayet şunu görürse ki A takıma çıktığı zaman Olcay Şahan sağ kenar çizgide yanı Abdülkadir Ömür. Yanı Yusuf Yazıcı, önleri Burak Yılmaz. Evet. Bunu yakaladığın zaman zaten çizgi adam olmadığı belli. Belli. Ya bizde de oynamadı. Bizde de 3 maç mesela çizgi, bak o orta sahada sağa çıktı. Çizgiye çekti onu. Kayboldu. Abi şimdi niye o? Şimdi çizgide Ali Kemal abi vururdu, pistten koşardı. İskender iki yönlü çalımı atardı. Otun oyuncu tamam. Ama Abdülkadir Ömür'ü kör tarafta bıraktım yani çizgide bıraktığın bir zaman yok. Çaprazına geçtim bitti. Bitti. Ya vurup böyle ateşleyici bir gücü yok çünkü Ömür'ün. Ama orta sahada 40-50 metreyi kat edebilen bir oyuncu. Bir de burada şu var. Eğer Mesut İzil Fenerbahçe'de banko oyuncu oynarsa yani Abdülkadir bunun aşağı değil. Yerinde oynat, ondan daha hızlı, abi daha çabuk ve şu an Mesut İzil'in mesela tabii ki bu tabii hakikaten kumaşı iyi oynamış ama yaşı da biraz gelmiş ama hakikaten sol ayak, ayakları mükemmel, oyun anlayışına sadık kalan ünlü bir futbolcu. Yani hakikaten doğru ama bu tür maçlar tempolu maçlar. Mesut İzil'in yaşı, başı yani boş top kullanan, rakiple mücadele girmeyen yine Abdülkadir Ömür'ün bir arada mücadele etme gücü de var. Tabii. Bizim için avantaj olabilir. Bir yani, geçişleri çok iyi yapıyor Ömür. Yani alan kat etmedi, alıp 40 metre, 50 metre getiriyor. Bak Kayseri Spor maçında yaptı, Kasımpaşa maçında yaptı. Golden önce alıp bizim ceza alanı üzerinden çıkışlarını. Şimdi bir de çok iyi bir konudan değindin. Mesut'un oynayacak olmasından Valencia'ya baktığınız zaman
Fenerbahçe ikinci bölgede yakaladığı topları çok çabuk kullanıyor. Hızlı düşünüyor. Hızlı çıkıyor, düşünüyor. Evet. Şimdi burada Berat buraya ne kadar yardımcı olacak tek başına? Ömür oynarsa Ömür geçişleri yapıyor ama Berat'a yardımcı olacak. Yani o ikinci bölgede alan ve adam savunmasını kim yapacak? Orada o zaman Siyopi geliyor. Berat Siyopi gibi. Ya şimdi burada Ömür'ü sağ kenarda kullanıp sakatlığı tamamen atlatmış Yunus Mallı'yı da değerlendirebilir. Yani şu ikinci bölgedeki kurgu çok önemli. Ben Yunus Mallı'ya bu maçta öyle tıkamadan 15 şansını düşünmüyorum. Çünkü niye? Trabzonspor çok daha sakatlığa yaşadı önce. Onu oynatmadığına göre yani. Ve de resmi müsabakalarda şu ana kadar Yunus Mallı 38 dakika, 40 dakika görev almış. Yani bu bölüm potalı maçta o yükü Yunus Mallı'nın kalacağını düşünmüyorum yani. İsterseniz şöyle bir şey yapalım. Fenerbahçe'nin de ideal 11'ini verelim. En azından böyle biraz önce Mesut Özil'den konuştuk, işte karşılaştırdık ama isterseniz onu da bir paylaşalım. Altay, Kim, Serdar Aziz, Selazi, Gustavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Bresse, Serdar Dursun 11'iyle çıkmayı düşünüyor. Şimdi ben 11'i biz Abdullah Avcı'nın tabii ki 11'ini, muhtemelen 11'i okuduğumuz zaman siz tabi ısrarla diyorsunuz 10 numara pozisyonunda oynaması gerekiyor Abdülkadir. Oynayacaksa 10 numara pozisyonunda. Şimdi önümüzdeki listeye bakıyorum. Eğer bizim tabii ki muhtemel 11'e baktığınız zaman kanatta oynayacak gibi görünüyor. Şimdi ne Canini var orada ne Gervinho var. Sizin önünüzdeki listeye bakıyorum. Siz de ya Canini yazıyorsunuz ya Gervinho yazıyorsunuz. 10 numara pozisyonu Abdülkadir Ömür. Biraz ondan bahseder misiniz? Şimdi Canini demem. Şimdi yarınki maçın bana göre iki tane kilit adamı var. Biri Serdar Aziz. Bir de Cornelius. Cornelius'un fizik gücü ve dayanıklılığı Serdar Aziz'i ister istemez hataya zorlayacak. Evet. İyi pasları alabilirse onu hep zorlar. Şayet Cornelius Serdar Aziz'i kendi yani Fenerbahçe ceza alanına taşıyabilirse Trabzonspor'un penaltıyı kazanmama gibi bir lüksü yok. Önemli olan Cornelius'un ikinci bölgeye kadar gelip oralardan top almama çalışması. Şimdi oraya gelip orada top almaya çalıştığı zaman senin Canini'ye ihtiyacın var. Arkadan önüne bulunacak. Şimdi sağ kenarında kim oynuyor Fenerbahçe'nin? Muhtemel kadroya bir daha tekrar edersen. Bir daha tekrar edeyim. Altay, Kim, Serdar Aziz, Salazi, Guslavo, Muhammed, Crespo, Ferdi, Rossi, Brescia, Serdar Dursun. Şimdi Vakemen'in karşısında Ferdi. Ferdi. Evet. Şu an iddia ediyorum. Türkiye'de kenar savunması olup aklı bu kadar hücumda olan Caner'den sonraki tek futbolcu. Şimdi eğer Trabzon ki Vakemen'in karşısında ne kadar çıkar o da ayrı bir konu. Evet. Eğer orayı kullanmaya çalışırsa ki Valencia çok tehlikeli. Yani çabuk hücuma çıkıp gidebilen Serdar milli takımdan sakat, sakat döndü ama buna rağmen oynuyor. Trabzonspor şayet oyunun boyunu kısaltıp ikinci bölgede baskıyı rahat yani baskıyı hatasız yap. Bir de Trabzonspor'un en büyük sıkıntı işte. Bir savunma oyuncusu için en rahat iş o. Ya atak sonlandıramıyoruz. Atak sonlandıramadın mı kontratak yiyorsun. Kontratak yedin mi Fenerbahçe olabilir. Fenerbahçe'nin tek özelliği ikinci bölgeden hücuma çabuk çıkmak. Bütün maçlarını da öyle kazandı. Onu orada kapattığı zamanki Trabzonspor yani biz bunları konuşuyoruz. Abdullah Avcı artık rakamlarla bunları biliyor artık. Yani kim ne kadar oynuyor, nasıl yapıyor. Burada Sayın Şener'in dediği gibi Fenerbahçe'de kilit adam Yunus Ferdi mi? Yok. Mesut Özil. Ama Trabzonspor'da baktığın zaman oradaki kilit adam pozisyonunda Bakasetas. Şimdi ona da hamle yapar da eğer onu bir önlem alırsa yani geç Abdül Hoca'nın da bu kadar onlar tabii eline böyle düşünüyor. Zamanla böyle düşünüyor. Şu var. Şimdi bu tür maçlarda, derin maçlarında takımların birbirine üstünlüğünü gösteren tek olgu var. Eğer bir takım Top bizdeyken diğer arkadaşların rakipten ayrılıp topu alıp hızı düşürüp hızı çıkması. Eğer top rakipteyken en yakını makaj almak. İşte bu mücadeleyi gerektiriyor. Bir de Trabzonspor sabırlı da oynamayı biliyor. İşte bak diyoruz ki işte burada bunun takımın ilk bence bu maçın en önemli dakikaları ilk 20 dakikası. O da 20 dakikadan sonra maç dönüşebilir ayrı ama o 20 dakikada taraftar da baktığı zaman, hoca da kenardan baktığı zaman takımın ne yapacağını az çok gözlemleyebilir. Yani bu maçın ritmini, temposunu,
Trabzonspor artırarak oyuna başlarsa, bir de onların oyunun alanına değil, orta sahada kalabalık karşılarsak, işte o Valencia'ya, işte Mesut Özil'e boş alan bırakmazsak, tamam, o anda, o günde bir Makayeme tek başına Fenerbahçe'yi mahkum edebilir. Evet. Ben demiş ki konuda diyorum, mesela Gervin yok bu maçta, tabii ki o da yetenekli futbolcu ama ben olsam yani Canini'yi ben başlamayı düşünürüm. Yani. Şimdi Ali Kemal abi, ben anladığım kadarıyla siz diyorsunuz ki Trabzonspor'da kilit oyuncu Bakasetas ama Canini'yle Cornelius 11'de olmalı kazanması için Trabzonspor. Şimdi, doğru mu? Canini niye diyorum? Canini'yi kenarda oturttuk. Orada Ömür'ü oynattığın zaman Ömür orada verimli olmadı mı? Sen 3 kişi eksiksin. Evet. 2 kişi değil, 3 kişi eksiksin. Sen orta sahadan bir yerden daha savunmayı fazla yapmak zorundasın. Tamam, şimdi savunma bloğunu kurarım. Silopi, Bera. Orada tamamsın. Ama öbür çizgide varlık gösteremedi mi, ne yapacaksın? Rakip o taraftan bu sefer çıkmayı rahatlığını bulacak. Ve da oyunu öne yıkacak. Oyunun boyunu bu sefer daha rahat kapatacak. Çünkü arkaya top atacak pozisyonu yok. O ayağın yok. Bir de Bakasetas'ı bir kişiyle kilitlediği zaman. Yani geniş alan, şimdi Fenerbahçe'nin tabii fulleri futbolcuları var, tamam var ama bizim de var. Şimdi iki tane taş var şimdi burada. Sandaş taşı yani. Bu bir hamle oyunu. Evet. Şimdi Trabzonspor kulübü kendi sahasında maç başlar başlamaz 3 tane canlı pozisyon ürettiği zaman futbolcu otomatikten kendini deşarj ediyor. Daha üst seviye oynamaya başlıyor. Kafadan büktüğün zaman şu. Demek ki Trabzonspor kulübü bizim alanımızda, yani o defansımızın önünde Fenerbahçe'ye boş alan bırakmayacak. Bu da önemli. Burada şimdi ben olsam Abdülkadir Ömür'ü ikinci devre kullanırım. Mantığım ben, benim hocanın lafına mantığım. Niye? İkinci, önemli olan maçı kazanmak. Dakikaları verimli kullanmak. Özür dilerim, araya gireceğim. Sıcağı sıcağı. Abdülkadir Ömür'ü sağ kenar hücumda kullanmak yerine orta sahada düşünmüyorsa kenarda olur. Evet, ben de orada, ben de, çünkü orada ziyan edip dışarı almaktansa orayı farklı bir kurguyla başlar, ikinci yarıda oyuna koyar. Çünkü oyunun gidişatına göre kulübe de olan futbolcu kendini motive ediyor bu süre. Bakıyor. Demek istiyor ki ben şimdi olsaydım ne yapardım? Çünkü baştan bilemezsin. Başka bir şey daha. Maç 0-0 gidiyor. Gökmen'e diyorsun ki, Gökmen'e çıkar şu maçı bakalım. Hadi. Evet. Bundan daha büyük motive mi var? Kenardaki adam. Ben de şunu diyorum. Mesela adam oturuyor kulübede, maç başladı. Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu. İlk 10-15 maç devam ediyor. O anda bir sakatlık olabilir. O anda bir yani kırmızı kart olabilir. O anda hoca ihtiyaç duyar. Sonradan koyduğu futbolcu ki Abdülkadir Ömür gibi yetenekli futbolcu, yani burada ne yapacağını zaten biliyor. İşte onun girmesine beraber iki tane adam esirtip iki rakip alana indiğin zaman tribünleri de ayağa kaldırırsın. Abi canım. Yani bu bir önemli unsur o zaman. Yani her yönüyle beraber bu bir şu an diyorum, şu an Türkiye'de bu sene oynamış olan tüm maçların toplamındaki en değerli maç Fenerbahçe Trabzon maçıdır. En değerlisi budur. Biz Galatasaray'ı elimizden kaçırdık. Kenarını kapımıza yenildik. Ama bu farklı. Bu Fenerbahçe. Şu. Tabii bu takımların maçların sonucu önce belli olmuyor. Ama bazı etkenler var. Mesela bak hiçbirimiz şeyi konuşmuyoruz. Şimdi eğer bu maçın hakimi Ali Palabuyuk olsaydı, eyvah. Biz ondan bize başlatmıştık. Cüneyt Çakır da olsa değil. O da aynısı. Bak şimdi diyoruz ki onların devrinin bu maç onların devrinin sonu olabilir. O konuya zaten değineceğiz hakeme geldiği zaman ama 2 haftalık bir aranın ardından tabii ki 1 ay yaklaşık oldu. Victor Hugo dönüyor. Trabzonspor bir dezavantaj olmuş çünkü uzun zamandan beri maç eksik olan bir olmaz. Şey. Yok onda olmaz. O futbolcu. Trabzonspor'un az önce dedim tekrarı yapmayı seven bir oyuncu. Şey takım. Yani hücum organizasyonunu yapıyor. Top öne gidiyor. Bakıyorsunuz ki tutmadı. Bir daha geri dönüyor top. Yine Edgar'a geliyor. Farkındaysanız oyunu başlatan oyuncu Edgar. Hugo'nun dezavantajı, Hüseyin Türkmen'in dezavantajı sadece ve sadece sol kenar oyuncusu. O sol kenar oyuncusunun sıkıntısına bak. Geçen sezon Novak 8 gol attı ama Novak'ın tarafından 17 gol. 17 gol. Bu neye benziyor? Orayı da anlatayım. Bak, bu da çok önemli. Şimdi Abdullah bize sol bek, değil mi? Kabataş'tan aldık bunu. En muhteşem zamanlarımızda. Evet, Ercan.
Bir gün Ali Kemal abi dedim ki, Ali Kemal hocamız, İstanbul'da bir Fener maçımız var. Dedim ki abi, ya Abdullah dedim, hakikaten Abdullah bir çıkıyor abi Sorgan Abdullah'ın, bir vuruyor çalım oradan, buradan vuruyor çıkıyor, bir ortalıyor, bütün türlü ayakta. Halbuki tarafta bakıyor ki Abdullah kaldı rakip alanda. Ama yediğimiz her gol 20 tane onun tarafından. Geri gelmediği için, ha o da büyük işler yapıyor, doğru. Ama önemli, o da bir geri gelme. Ama görev önceliği savunma. Tabii savunma. Şimdi bizim takımında ne andık herhalde başlamalarda? Ya şimdi burada bir Bekasitas, burada şimdi bir Amsik, burada şimdi diyelim ki oynayan Berat. Bazen öyle oldu ki bir heyecanlı atağa çıkıyoruz rakip alana. Orada topu ayağında tutan futbolcu diyelim 3 saniye tuttu, 4 saniye abi bir dönüyor, tam orta sahamız bomboş. Adam geliyor, elinde kahve olsa dökülmez, kalemize giriyor. Defans ne yapıyor? Dönüyor, bir yerde hakem faktörü ortaya çıkıyor, bir yerde bir pozisyon, bir yerde de tak, golü yiyoruz. Zaten yani en büyük sıkıntımız o. 5 kişi önde oynuyoruz, 5 kişi savunmada oynuyoruz. Arkada boş kanal var. Rakip orada bir kişiyle bile olduğu zaman sana üstünlük sağlıyor. Orta alanda bir kişi topla buluşup müdahale alanında kimse yoksa rakip senden o anda avantajlı. Bir çabuk topla da sumak. Malatya'dan aynı yedi. Kayseri'de aynı oldu. Burada Alanya'dan aynı oldu. Sivas maçı aynı oldu 2-1'lik maçta. Galip gelmemize rağmen. Galatasaray maçında ilk golde aynı oldu. Mesela geri pasıyla Edgar'ın geri pasında orta alanda çıkan topu kimse karşılamadı. İşte ne diyorum? İşte bu dönem topları mesela. Ya rakibimiz de hücum ediyor. Defans bertaraf ediyor. Top düşüyor ortasını bunlarına. Gene rakipte. Geçen sene hatırlayın PK'sın attığı golü. Yani işte şu. Hep öyle. Evet. İşte bu anam. İşte tabii bunu bu. Ha ne var? Zaten 3-5-2'nin anlamı toplu çıkıp toplu gelmek. Ne lazım bunun için? Güç lazım. Öbür takımda güç lazım. Sana da güç lazım. Bunun mantığı bu. İşte biri biraz. Şimdi evde ne düşündük? Tartışırdık. Teknik mi? Fizik güç mü? Kimse karar veremedi. %50 diyor ki teknik, %50 diyor ki mücadele. Bu yan taraf diyor ki, kardeşim ne kadar teknik olursa olsun, mücadele gücün yoksa bu topu atacak olduğun yeri 10 metre. Tabii. Gücün vasatası 40 metre. Şimdi diyor ki, hayır efendim, 10 senedir ben top tuttuğum zaman tamam, bir çek alırım, tabloyu değiştiririm. Bu da bir varsayım, doğru. Ama bunların ikisi yan yana ne kadar fazla birbirine yanaşmışsa, işte oyun kalitesi tabii takım burada ortaya çıkıyor. Ya bugün içinde. 36 yaşındaki Hamsik, Cebu tarafında Bakasetas, şimdi ikisi de milli takım kaptanı bunları. Bakıyorsun ki futbol zekaları üst düzey. Futbol oyunu üst düzey. Ha, gücünü ekonomik olarak kullandığı zaman o bile fark edilmiyor. Tabii. Bazı futbolcular var. Kulakları çınlasın. Gençler Birliği'ndeki Avni. Avni bir çıkardı 40 metre 10 dakika kayıp. Aktif dinlenme var saha içinde. Sosa yapardı o işi. Saklanırdı. Evet. Şimdi Sosa Fener'de o işi yaptığı için yemiyor. Sosa bir bakıyorsun çıkardı işte Fenerbahçe'yi burada o sol taraftan aldı getirdi sağ taraftan vurdu çatala. 10 dakika 15 dakika yok. Şimdi aktif dinlenirken de takımına zarar vermeyecek. Kendi alanında olacaksın. Kendi alanında. Orada rakibin gölgesi olarak. Şimdi o noktada baktığımız zaman yine de aynı şeyde tekrar biliyorum. Bizim Vakeme savunma yapar mı? Zaman gelir yapar. Aklım yapar diyor, duygularım vakemeye savunma yakışmıyor diyor. Olmaz şimdi onu buraya aldığın zaman rakibin bekinde oyun çıktık kapatacaksın. Ne çektin bir de onu ya abi adamın bir adresi benim kadar. O adam 60 metrede oynadı. Vakemenin en özelliği karşısındaki adamı yorduğu zaman son 10 dakika gösteri yapıyor. Ya bu, o da dinlek kalmak zorunda o zaman. Ya şimdi maçına göre tabii değişiyor. Mesela bizim bu maçımı tabii taktik savaşı olduğu için belki de iki takım da defans anlayışından başlayacaklar. Belki birbirini yoklayacaklar. Belki oyuna ritim katmayacaklar. Bunun içinde 40 türlü varyasyon var. Şimdi öbür takımlara baktığın zaman bir bakıyorsun abi bir seyrediyoruz. Bakıyoruz ki ya Hatay Spor bir top oynuyor abi tamam ulan hız. Ama kime karşı? İşte oynuyor Göztepe'ye karşı. Oynuyor ona. Şimdi bu kaderi belirleyen bu dört takım. Yani evet. Bakma Bursa Spor yıllar sonra bizim Trabzonspor Fener işte bir şampiyon olmuş. Onu da sayma. Bu dört takım abi. Bu maçı sezonun bitimini bunlar belirleyecekler. İşte ne lazım? İşte ortaya yönetecek bir hakem lazım. O an çok arzu eden takım olmak lazım. Oyun birlikteliği olması lazım. Her şey var içinde. Evet her şey var dediniz.
Aslında maçın kritik adam pozisyondaki hakime biraz değinelim. Ali Şansal'a. Evet. Trabzonspor hep böyle kritik virajlarda bir hakem gazabına uğramıştır. Puanlar çalınmıştır, edilmiştir ama tabii ki tüm gözümüz sahanın içerisinde olacak ama en çok gözümüzün üzerinde olacağı isim ise hakem olacak. Çünkü öyle bir duruma girdi ki hakem acaba hata yapacak mı, yapmayacak mı? Tribünde biz tırnakları mı adeta yiyoruz? Bir hakem Ali Şansal'ı denilen nasıl bir maç yönetir size göre? Şimdi sadece bizim gözümüz kulağımız olmayacak. Şimdi Yeni Şafak'ın yarınki manşeti olduğu için bir özet geçeyim. Yani hemen hakem açıklandığı günden dün geceye kadar özel bir haberiniz var, evet. Onu araştırıyordum. Şimdi bütün hakemlerin gözü kulağı bu maçta olacak. Niye olacak? Yarın akşam Ali Şansalan herhangi bir sabıka yapmasa, hata değil, kasıtlı davranmasa, ona göre puanı alırsa FIFA'nın radarında. FIFA'ya aday hakem olma şansı %100 gibi bir şey oluyor. Zaten. Yakalayacak. Yakalayacak. Yani. O zaman da birkaç yıl kafası kesilecek. O zaman da Cüneyt Çakır'dan, Fırat Aytun'a kadar, efendim Halil Umut Beler'den, Mete Kalkavan'a Ali Palabıyı'ya kadar. Ali Palabıyı'ya kadar. Zaten Ali Palabıyı'nın ismi çizildi. Ali Palabıyı tamam artık. Daha bu sene maç falan alamaz da. Hepsi artık ondan sonra genç hakemlere gün doğuyor. Tabii ki bu. Ondan sonra genç hakemlere dönecek bir hakem. Çünkü şu anda futbolun kurtuluşunda Kulüpler Birliği'yle Federasyonun, federasyonla MHK'nin yapmış olduğu toplantılarda artık futbolu hakemler kötü MHK gitsin, hakemler kötü federasyon gitsin mantığı ortadan kaldırmak için yeni yüzler aranıyor. Ya adım atıldı yani. Tabii yeni yüzler aranıyor. Ali Şansalan yarın başarılı olması halinde yeni bir dönem başlıyor. Bu hakemler FIFA'ya gidecek, yeni genç hakemler. Yeni bir maçlar da verilecek. Küçük maçlarda ayrı. Ondan sonra Cüneyt Çakır VAR'a mı gider? Fırat Aydınus dördüncü hakem mi olur? Onlar da ömürlerini tamamlarlar. Çünkü sezon sonunda hakemlerin küme düşmesi de zaten Fırat'ın bir senesi kaldı. Cüneyt'in şimdi hakemler sezon sonunda küme düşecek. Alacaklar puana göre. Ya bir alt lige çıkacak veya alt ligde yukarıya hakem çıkacak. Bugün Hüseyin Köçek hala yok şeyde. Süper Lig'de. Evet yok. Birinci ligde maç yönetiyor. Şimdi bunların devri de yarın akşam. Sadece 3 puanlık maç yani Trabzonspor ve Fener'in 3 puanlık maçı değil. Aynı zamanda hakemler boyutunda da Türk futbolunun kurtuluş gecesi. Onların da imtihanı var. Hakemin imtihanı var. Onların da imtihanı var. Peki yani, nasıl bir maç yönetir size göre? Bak bir şey diyeyim. Abi, nasıl yönetecek daha? Şimdi artık bu elinde, kadar insanın sorumluluğu onun üzerinde. Bak sen az önce dedin ki Ali Şansalan şu an yarınki maça bile dünyanın en büyük hakemini getir. Biz gene eleştireceğiz. Ama şöyle bir durum var. Ya, yanlışız da. Ama niye eleştireceğiz? Bak, şimdi şöyle bu kadar... Hakem mükemmel maç bu da oynası maçta. Bu sefer Türkiye diyecek ki demek ki bunlar böyle böyleydi. Ya bu kadar... Şimdi doğru. Şimdi biz şimdi Ali Şansalan'ın bu derbi maçı bu tabii ki. Bu öyle oynayacak maç değil bu. Yani Trabzon Fenerbahçe değil mi? Demin ne dedim? Oynanan tüm maçların en can alıcı maçı bu maç. Sen... Bütün sezonun yarı şey yani. Akşam ne oldu? Geçen hafta Türkiye Spor Yazarları Trabzon Şubesi MHK ile irtibata geçildi. Hakem hocası Şenol Hoca şey verdi. Kurallarla. Seminer verdi. Evet. Şimdi diyor ki şimdi önceden buraya çarptığın penaltı mı değil mi? Şu parmağı diyor koltuk altına koyuyorsun. Böyle kolunu tutuyorsun. Burada yani şuradan yukarıya kadar olan bölgeye topu vurmasa halinde penaltı değil. Kalktı bu. Aşağısı. Buradan aşağısı. Başakşehir, Beşiktaş maçında Başakşehirli oyuncu gelen topa şunu yaptı. Burayla. Çıktı ünlü futbolcu, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen kardeşim. Penaltı dedi. Penaltı dedi. Şimdi onu dinleyen Beşiktaşlılar da hakem penaltı vermedi diye yergele basıyor. Evet. Şimdi bizim Kayseri Spor, Trabzonspor maçımız. Hamsi'nin attığı gol. Kardeşim ikinci kişiye değmesi lazım bu topu. Şimdi Abdülvacı seviniyor. Yardımcı hocalar seviniyor. İdare menajer seviniyor. Herkes seviniyor. Hiç kimsenin haberi yok. İçeride futbolcular seviniyor. Evet, hiç kimsenin haberi yok. Avrupa'da oynanan iki sene evvel Avrupa'da oynanan mesela tüm maçlarda yani UEFA DUT, Şampiyonluğu DUT
UEFA, FIFA o oynanan maçlardaki verilen penaltıları, verilen penaltıları abi klip yapmış. Orada öyle pozisyon var ki mesela hakem 18 üzerinde çap diye eline vuruyor. Diyor ki hayır penaltı değil. Neden diyor soruyorlar. Neden değil? Top 1. El konumundaydı. Topun yönü kale dönük değildi. Şimdi o penaltı verilmeye penaltı. Burada olsa seyrettiğim baktım. Vallahi billahi yani 20 tane pozisyonun verilmeyen penaltıları 19'un bize penaltı verirdi. Ama bu bir de top bak. Toplumu yönetme. Şimdi ben kitap aldım orada. İki akşam onu okudum. Anlamadığım yani aklımda kalamayacak dediklerinin üzerine sarı çizgiyle çizdim. Notu aldım. Şimdi niye? Arkadaş ben bu yorumu ya, şimdi şurada konuşuyoruz. Evet. İnsanlar izliyor. Burada ne diyorsak insanlar ona göre yönleniyor. Şimdi burada dediğin zaman ki efendim hani pala bıyık penaltıyı görmedi. Adam diyor ki görmez. Var görmez. Ama ben de diyorum ki Cüneyt Çakır vardı o niye görmedi? O görecek işte. Var görsün ha. Ali Palabıyık penaltı pozisyonu görmedi deyip bitirdin mi? Ali Palabıyık'ın bir suçu yok. Ama Cüneyt Çakır vardan görüp de Ali Palabıyık'ı niye çağırmadı dediğin zaman adam diyor ki ha Cüneyt Çakır bu yak deri bu kafası. Şimdi... Ama aynı Ali Palabıyık boks var, güreş var. Kündeye getirme var. Sporun bütün amatör branşlarını Rize Galatasaray maçında Mustafa'ya atamadı. Mustafa'dan Mustafa yukarıdan aşağı küfür kıyamet bu tarzını geri atamadı. Şimdi Ali Kemal kardeşim gerçi yeri değil burası tabi spor programı da tabii ki bundan ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Bence dünyada en sağlam var nerede var biliyor musun? Böyle adaletli, dürüst, mertçe. Bizim kullarımız değil ama otel kumarhanesinde var. Şimdi kulüp yerde diyor. Şu çoğu oya dönen ne oldu bilmiyor ki. Fişi koyuyor, kazancı veriyor. Bir iki veriyor, odan biri diyor ki, o kulübet veriyor, o da alıyor parayı. Adam şuna biliyor zaten, oyun devam ediyor. Nereden kazandı? Derken 20 dakika sonra abi üstten iki tane yetkili geliyor. Masayı durduruyor. Durun beyler diyor. Diyor kulübeye ki, çıkarttığı kağıt buydu, şu kadar katı, işte kat oran. Sen diyor bu şahsa 850 dolar verecektin. Ama dedi 240 dolar verdin. Beyefendi kusura bakma diyor. Pat parasını koyuyor. Las Vegas filminde izledim. İşte abi bak en dürüst üstte o masaya gülüyor demek kameradan. Yani adam demez mi niye veriyorum 5 dolarda? Hayır öyle efendim işte bak adil o. Yani var niye görmüyor? Yani orada ekran kapalı mı? Abi bir de hayır. Ya Cüneyt Çakır burada hat. Ya şu önünde arkadaş şu. Ben yazıp dedim ki mutfağa çay almaya mı gitti? Öyle yani. Şu önünde izliyor. Türbün yok. Ekranın dışında futbolcu yok. Herhangi bir şey yok. Üç kişi o türbünü izliyor. Selim Şener diyor ki hocam çağıralım mı? Dur. Gökmen diyor ki hocam çağıralım mı? Dur. Yap ya gerek yok. Bir daha ortalığını gelmeyelim. Hadi maçta o anda 500 oradan. Yeden Ali Palabıyık. Yani bizim şimdi bak Ali Kemal. Bu da çok dikkat ettiğim konu bir tanesi. Yani bizim futbolcularımız tabii yönetimde hoca da tabii onu söylüyordur. Yani bir pozisyon oluyor, penaltılık pozisyon oluyor tamam mı? Anında tepki vermiyorlar. Nereye veriyorsa bir bak, kişi veriyor. Bak Hazret Hanım. Aynen. Veriyor. Başka kimse, ya gelin geçen yanına. Geçen sene penalaydı, önceki sene penalaydı. Yani olayı orada gören futbolcu. Oysa hemen abi elini kaldır, hakemin önüne geç. Ama yani hakeme salı değil yani. Hocam şu ne kadar, bak işte bana da o etkiliyor orada. Abicim onun bile antrenmanını yapacaksın. Evet abi. Anlamam bunu kendi başına bırakma. Evet. Onun için de bir günde ki hakeme itiraz etme gün antrenmanı bugün kardeşim. Yani hakkını arayacaksın yani. Önceden ne vardı? Hakeme saldırıyor muydu tabii, itiraza? Tabii. Sarı kart mı gösterdi? Hemen pat yok ben giriyor devrildi ben çıkıyordum. Ben sarı kartı evet. İkiden gördüm. Evet. Onu da mı gördü? O çıkıyordu senin giriyordun. Şimdi abi itiraz etmeyi bilmiyoruz ya. Galatasaray maçında verilen penaltı konuyor. Ya bu az daydı. Onun dışında elini kaldıran olmaz. Hiç kimse evet. Saldırsak ona belki de Cüneyt çağıracak onu. Evet. Belki de. İşte odada görüyor ya. Tabii. Hatay Fenerbahçe maçı. Evet. Tuba bile kesti. Korner attı. Kimse, bak ya şu. Kimse itiraz etmedi. Tamam. Mesela öyle durumda. Şu çok basit bir konu yani. At topu taca. Geri topla aldı bir yere. Hakimin diyor ki efendim o pozisyonu bir dakika önceki pozisyonu bir 30 saniye önceki pozisyonu göremediniz.
Oraya git. İki sezon önce bunu Ankara Gücü'nün topu... 12 yapmıştı. Gitti penaltı noktasının üzerine oturdu. Antonu dedi, baktı penaltı. Antonu eline. Hakim uzana git. Hakim seni çağıracak da. İşte o anda takımda bir tane, o anda hocam dur. Bak 3 saniye önce burada pozisyon vardı, yürütüyorsun. Şimdi var bakıyor ki, nasıl da buna da razı. Maç devam ediyor. Özgün abi. Galatasaray maçında Cüneyt'i cesaretlendirip de çağırmamasının sebebi kimsenin o infialı yaratmaması. Tribün bir kale arkası bir böyle bir homurdandı, iş kaldı. Bir tek Cornelius elini kaldırdı, penaltı diye kimse bakmadı, umurunda olmadı. Ya Cornelius elini kaldırmışsa ben o pozisyonu görmesem de saldırırım. Peki bir şey sorayım ben size, bir şey sorayım. Şimdi VAR odasında 3 tane hakem var diyorsunuz abi. Peki bu VAR odasının içerisine 3 hakemin dışında kimse girebilir, doğru mu? Yok. Peki şöyle bir tefvim karar alsa dese ki, TFF'den veya Merkez Hakem Kurulu'ndan kardeşim bir tane gözlemciyi de sizin yanınıza koyacak. Zaten üç tane denetleyecek. Yani tam VAR'ın odasında o da dursa böyle bir şey olamaz mı şimdi, size göre? Şimdi şöyle bir şey yapıldıydı geçen sene. Oynanacak olan maçın iki tane yöneticisi VAR'da bulunmaz. Yani iki tane kişinin. Orada da oradaki o yani belirsizliği demeyeyim de sessizliği bozulur diye. Yani bir pozisyon olduğu zaman bunlar sesli birbirine tartışacaklar. Evet. Tartıştığı zaman bu sefer oradakinin konsantresi bozulacak. Belki de dövüşecek herhalde. Belki de dövüşecek tabii. Ya gözlemci olsa TFF'nin yönetici şey yapacağı, görevlendireceği daha mantıklı değil mi? Yani, sonuçta hakim kenarda gözlemci işte 8, 19 veya bilir mi? 6 veriyor. Yok şimdi zaten tribündeki gözlemci pozisyon seyrettiği için. Şöyle bir şey var. Ha, orada onu, ya diyor ki art niyetli davranmayın gibi derim. Şimdi maç oynandı. Şimdi yarın akşam Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynayacak ya. Merkel'in bilgi işleminde bu maçın tamamında tartışmalı pozisyonları montajlayıp bir bant yapıyor. Ve bu bantı bütün Merkel Başkanı Serdar Tatlı, hakem hocaları ve yönetimine dağıtıyor. Zaten gözlemci de puan veriyor, rapor yazıyor ya hakemle ilgili. Eğer o raporla ilgili bir şey yoksa Ali Kemal yazıyor diyor, raporunu geri çek. Bana raporunu salı günü gönder. 51. dakikada böyle bir pozisyon vardı görmedim. Ama abi şimdi benim canım yandıktan sonra ya saatler geçtikten sonra bu arada bak biraz önce ne dedim? Biraz önce diyorsun ki ya Cüneyt Çakır diyor ki çağıralım mı diyor. Hep yok. Çağıralım belki ya o zaman ortam germeye gerek yok. Bu mantıklı olduktan sonra ne olacak? Ama onun kafasında olacak birisi kafasını vuracak. Cüneyt hak yeme. O var odasında. Ya sen ne diyorsun ya? Sen o de... Ama da doğru. Öyle maçta olacak ki. Öyle maçta olacak ki. Ucak ne diyorsun sen? Asla ortaya çıkıyor. Girmişler birbirinden tamam bu ambulans kapıda ne oldu var odasında Cüneyt var. Ali Kemal abinin nasıl dedi doğru ya. Cüneyt'in kafasına vuramazlar doğru. Şimdi Cüneyt isterse çağırır isterse çağıramaz. Cüneyt düdük çaldığı zaman kimse Cüneyt'i çağıramaz. Fırat'ı çağıramaz. Yani Trabzon'daki ben, Fırat Aydınus'un grubu, Cüneyt Çakır'ın grubu, hakemler iki başlıdır diyorum. Ya bunu İstanbul'da bilmeme şanslar olur mu? Mümkün mü ya? Federasyon son 12 senede 4 defa değişti. 5 tane aynı adam o yapının içinde. Evet. Dün Sayın Ahmet Ağol'un dedim. 4 tarafa MHK değişti. Aynı hakemler oldu. Bülent Yıldırım'ın düdüğü asıldı. 2010-2010'da Eskişehir Trabzon maçında. Evet. Onu da 10 sene sonra bıraktırdılar. E şimdi bakıyorsun ki arkadaş sistem aynı. Kişiler aynı. Yapıyı değiştireceksin. Mümkün değil. Mümkün değil. Yani evet. Değil. Ha şimdi Ali Şansalan'ın yarın akşam bu doğrultuda çok büyük sorumluluğu var işte. Evet. Mebal altında. Ya o zaman ya, Trabzon... Genç hakemlerin mebali olduğu gibi onun omuzunda. Peki şunu sorayım. Baskı hataya yöneltildi mi? Yani baskı hataya zorlar mı? Tabii. Çünkü bir baskı olacak. Evet. Tabii. Biraz önce diyorsunuz ya. Genç hakemlerin yükü omuzunda. İşte kendi kariyeri yükü omuzunda. Tamam. Bu hataya zorlar mı onu mesela? Hataya zorlamayacak. Bu şimdi onun avantajı. Bu şimdi hafta başında öğrenmiştir. Evet öğrenmiştir aynı. Öğrenmiş. Belki de geçen hafta öğrenmiştir. Bu hafta geçen hafta maç hazırlamışlardır onu yani. Hazırlamıştır. Bir de şöyle düşünelim bakayım. Lafını kestim. Bu maç İstanbul'da olsaydı baskı hatayı mecbur kırardı. Doğru.
Şimdi hakemin burada Trabzon. Trabzon'un hakkını yeme, senden bir şey istemiyor zaten. Ama İstanbul'da maç olsaydı Fenerbahçe'nin yenmesi güç gelir bir takım. Yenemiyor yani. Güç yenmesi. Ama orada hata yazarlar. 1-0 mağlupken 1-1 yapar. 2-1 galipken 2-2 yaptırır. O da etkiler. Bu da etmez. Şimdi bu aslında onun için hakem için avantaj. Sen bu Trabzonspor'un hakkını yeme. Ekstra senden bir Trabzonspor taraftan istediği yok. Yapacağı iş şu. Doğru mu? Orada yönecek. Bana göre yapacağı tek iş. Kardeşim bu zamana kadar yaptıklarınızı yapmayın. Maçı maç öncesinde oynama. Evet. Maçı kafanda oynatma maç öncesinde. Maç öncesinde oynattığın zaman 2 sene önce Denizlispor Trabzonspor kupa maçı. Evet. Vakeme faul yapıldı. Faulü vermedi. Vakeme en gol hareketi yaptı. Sarı kart verdi. Sarı kırmızı. Sarı kart diye itiraz etti. Vakeme bu zaman kırmızı kart gördü. Ya bir hatayı 3 tane zincirleme hatayla beraber devam ettirdi. Ali Şansalan. Evet. E şimdi bu sene bakıyorum 6 maç yani geçmişte bunu 6 maç Trabzonspor'un, 6 maç Fener'in, 6 maç Beşiktaş'ın, 4 maç Galatasaray maçını yönetmiş. Ve bunlar ya ders çalıştı diyor muyuz şimdi? Ve bütün bu maçlarda ve diğer maçlarda grafiği hep yükseldi. Hep bir yukarı çıkandı. Hep yukarı çıktı. Yani İnşallah şeysi yok. Yani 8 ortalamaları hep 8 puandan devam eden bir maç. Peki milli takım aslında geçeyim. Milli takıma geçmeden önce Berat'a karşı sorulan bir soru var. O terbiyesizdi. Sonra Uğurcan Çakır'ın eldivenleriyle alakalı bir problem var. Yani Fenerbahçe maçı öncesinde zaten bunları geçmiş yıllara baktığı zaman defalarca işte böyle psikolojik bir baskı gibi sanki böyle insanları düşürmek için bir şeyler yaptıkları ortada. Gökmen, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gökmen'im biz bu ülkenin Kızılderilileriyiz. Tamam mı? Bizim ne kadar özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza sadık kalmamız, bizim vatanı, milleti, bu denli sevmemiz, bizim ülke bütünlüğü adına gözümüzü budaktan sakınmayacağımız gerçeğinden yola çıkarak ya İstanbul ya dünyanın başkenti. Hesap etmiyorlar ki Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u almadan İstanbul'u fethettim diyemem. Trabzon'u fethedeceğinden sakalımın bile haberi yoktu diyen Fatih Sultan Mehmet'in gelip Trabzon'u alıp fetih tamamlanmış demesi gerçeğini bir kenara bırakıp Doğu Karadeniz'de kıytırık bir şehir ama bu takım nereden çıktı, nasıl oldu? Nereden geldi? Mahallenin uşaklarından geldiler bize kafa... Ya abi bu memlekette amatör takım gitti İstanbul'da Beşiktaş'ı yedi Türkiye Kupası. Evet, hükmün İşte bu gerçeği yıllar boyu unutamıyorlar işte. Evet. Ya şimdi ukde o. Niye? Bugün senin attığın her adım, ha bizi ne yaptılar? Bizim gibi olamadılar. Ali Kemal Denizci yazdılar olamadılar, Serdar Bali yazdılar olmadılar, rahmetli Kadir Özen aldılar olmadı, Küçük Şenol'u aldılar olmadılar. Ki bu da Bülent Gürsoy'un şeyi, Bülent Şahinkaya'dan başlar, Gürosu'ndan aldığımız Ahmet Ceylan'ı aldılar, olamadı. Ne oldu? Bizi kendileri gibi yaptılar. Niye yaptılar? Bunu daha önce şeyde de dedim, söyledim programlarda. Adamdan önce borç alırsın. Sonra tavsiye alırsın. Sonra talimat alırsın. En sonunda emir alırsın. Emir alırsın. Yat yat kalk kalk. Seni onun yatmaya getirdiler. Yok. Abi bu memlekette Trabzonspor'un maçını yönetecek hakem İstanbul'da şantiyeden çıkıp maça gider. Onlar da yapılır. Yapılmazdı değil. Öyle de bu gücü var bu şehrin. E bugün bakıyorsun Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın başkanı. Nereli? Trabzon. Hepsinde de var Trabzon. Ergün abiyle bu Galatasaray'ın başkanı. Şimdi ama sendeki tahammülsüzlük şu. Sıradanlaş diyor sana. Ama yok kardeşim. Bizi sıradanlaştıramaz. Biz suya ekmeğe batırır yeriz. Bizim genetik yapımız bu. E isyankarız. Evet isyankarız. Biz de denizin bittiği yerde dağ başlıyor. Yapımız o. Şimdi bak esnaf dedi ya ki mevsim gibi değişiyor bizim yapımız. Yok abi. Bizim boynumuz kıldan ince ama adama. E sen şimdi geliyorsun. Senin 95-96'da Fener'e yenildik. Ama Van maçında bizi gebertti. Evet. E geldik 2010-2011'de Fener'e kaybettik. E Ankara gücü maçında gebertin. İkinci yarının ilk maçı. Evet. Berabere kaldık. E şimdi başta dediğimiz. Ne oldu? Konya maçı. Abi, ya Alanya maçında Hüseyin Türkmen'in atılmasına bir Allah'ın kulu niye sesini çıkaramadı?
Çıktı dedi arkadaş ulusalda. Nedir bu? Bir tabi nedir? Fener'i Galatasaray Beşiktaş'ı derken Trabzonspor'u da demiyor orada. O ahlaksız gelir Berat o soruyu sorar işte. Yani Ulusal'ın eldivenini ortaya atar. İşte ulusal basında bizi temsil edecek o nitelikte Trabzonspor'un gerçeğini yapacak. Emlakçı var, öğretmen var, işte, kuaför var, işte emekli memur bunları var. Bunları alırlar. Bir de Trabzonspor'dan oynamış da elini teni çekmiş, o da orada tabii, o da İstanbul'un büyüsüne kapılarak, tamam mı? Yani bu dediği gibi, ya kardeşim niye işte Aspor'da yapıyorsunuz, Sinan'da yapıyorsunuz, bilmem şurada yapıyorsunuz, neden doğruyu ortaya koymuyorsunuz demiyorsun, ya bu nedir arkadaş ya, niye orada bağırıp çağırmıyorsunuz? Yok. Ha. Bunu derken de, misyon alınmaz. Misyonu insanlar verir. O yüzden bir şey yapman lazım. Şimdi Trabzonspor dediğin zaman bu şu an bütün takımlara bakın. Amatör takımlara bakın. Yani şehrin içindeki diğer şehirdeki amatör takımlara bakın. Hepsi Trabzon futbolcu vardır. Yok bir de başka bir dikkatimi çeken şu. Norveç maçının sonrasındaki basın toplantısında Kunst'a Altay'ı neden oynatmadın da Uğurcan'ı oynattın gibi soruyor. Ya Alman çalıştırıcı tuzağa düşmedi yani sizi memnun edecek diye de gibi bir cevap verdi. Ya tamam da. Ya ben kolaya kaçmadım diyor gibilerinde. Kolaya kaçmadıysa Cengiz Ünder'in alternatifinde Yusuf Yazıcı olmadığını bilmesi lazım. Evet. Abdülkadir Ömür oturuyor da sen Cengiz'i çıkarıp Yusuf'u koyuyorsun oraya. Ondan sonra da çıkmış bu 5 attı var ya federasyonun. Evet. 4 düşü bir 5'e eklendi. Hamit Altın. Onu da bir şey geçelim bilsin ki hala bir şunun güneş hazımsızlığı var kendisinde. Bu takım 6 ay kan kaybetmiş gibilerinden de açıklama yapıyor. Onunla ilgili de bir sözünüzü tamamlayın Kemal abi. Şimdi eğer Hamit Altuntop Türk Milli Takımı'nın sorumlusu olarak orada bulunabiliyorsa zaten futbolun bittiği nokta orası. Ya bana daha bu ülkede futboldan kimse bahsetmesin. Hamit Altuntop kardeşi Halil'le beraber prim yüzünden federasyonu mahkemeye vermiş iki kişi. Zamanında. Ya bir de Alman kültürüyle yetişmiş. Efendim Almanya'da yaşamış. Halil burada ne kadar uyumlu gösterdi hatırlayın. Halil'e burada kaptanlık pazu balıklı verildi gene olmadı bıraktı gitti. Evet. Hamit ne kadar olur? Real Madrid'de oynamış şu bak. Futbolu iyi oynamak farklı bir şey. Futbolu doğru yönetmek farklı bir evet, şey. Yönetçilik çok farklı. Farklı şey. Bir şey tabii yani. Bir de şu var ya. Ya bu ülkede. Ya bırakın Fatih Terim'e. De ki kardeşim geç futbolun başına bakayım. Şenol Güneş'e de ki. Ya bu sıra bak bu eşortman ne olmuyor. Takım elbiseli yap bu işi. Mustafa Denizli 73 yaşında 6 ay çalıştırıyor. Millet bıraksın gitsin ya ne işi var derken 6 ayın durumu oldu. Ya bu ülkede şimdi hiç mi yok bu tür adamda? Gelmesin futbol. Ya bırak futbol federasyonunda içinden olması şart değil. Dışarıdan al. Dışarıdan birini bul. Getir de ki kardeşim gel. Federasyon gitse bile buranın tek sorumlusu sen. Hocayı da sen bulacaksın. 15 yıl hiçbiri oynayamazsın. İyi bir sözleşme yapacaksın. Bitti. Bağlayıcı olacaksın. Evet. Gidemeyeceksin. E şimdi bakıyorsun Hamit Altuntop. Ne yapacak suçladı? Ha Dünya Kupası. Sen de inanıyorsun gidemeyecek diye. Senin şimdi son maçta da sen 96'da penaltıdan gol atıyorsun. Kıyamet kopuyor. Türkiye'de de çıt yok. Evet. Kimsenin umurunda değil. Evet. Şimdi bu geldiğin noktada efendim yetişecek mi? Yarışacak mı? Yarışacak. Daha yetişmemiş ki. Hepsi genç oyuncu. Evet. Yetişecek dersen sen yetiştirici değilsin. Sen zaten Altonlay kalkmaz o zaman niye Alman takımının hocasını aldı? Evet. Şimdi Ahmet Altuntop. Fenerbahçe maçını gölgelemeyelim. Altuntop kısa bir söyleyeyim. Yani Almanca'ya orada doğmuş Alman vatandaşı zaten. Gramer demirliyor değil mi? Bugün Türkiye Cumhuriyeti futbolunun başındaki bir yönetici. Türkiye'den başka bir başka ülkede yabancı da var. Hamit Altuntop'a bir federasyon ya Türk milli takım teslim edildi mi? Eden ülke biliyor musun? Hayır. Şimdi şunu diyeceğim. Bazı insanların soyadları bazı insanların ağzını yorar. Şenol abinin soyadı onun ağzını yordu ki şundan diyorum haklı olarak. Ben haksızlık şey yapmam. Sen bu 6-7 ay Türk milli takımında bu durumları görürken yani Şen Hoca'nın başında bir yetkiliyken sen yok muydun? Vardın. Şimdi ne oldu ki
Şenol abi de geldi, Alman kardeşin geldi, tamam mı? Alman'da şunu kimse soramıyor, özür dilerim. Şunu kimse soramıyor Hamit Altıntop'a. Hamit Altıntop, bu Stefan Kuss'la Türk Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na giderken Almanya'da iki defa görüştüm. İstanbul'a geldi, yemek yedim. Ne anlaştınız? Sen ne konuştun o zaman burada? Ben ne anlaştınız? Adamlar o zaman anlaşmış bu. Yeni değil ki, ben bunu İstanbul'da herkes biliyordu. Bir Allah'ın kulu demiyor ki, arkadaş sen bu adamlar. Ya bunu şunu çıldırmak şuradan yani adam hakikaten insan zekasıyla dalga geçiyorlar. Ya Trabzon'da bunu duyacağım ben, sen İstanbul'da bunu bilmeyeceksin. Ama şimdi sen de böyle konuşuyorsun, bakarsın yarın öbür gün Hamit Altıntop Trabzonspor'a gene meclise girdi, bak onu dikkatli konuş yani. Yarasın. Çok teşekkür ederiz. İnşallah yarın akşam güzel bir zafer elde ederiz. Liderliği kutlarız. Salı günü inşallah yine izleyicilerimizle birlikte en güzel oluruz. En güzel sözü dedi ki Fenerbahçe Trabzon maçına gölge düşürmeyelim ama yine de kardeşim ya ben sana diyeyim gelirim gelir. Şimdiden deme yani Hamit Altıntop da iyi bir cici kardeşe benziyor. Üçü beşi bulunur yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.